Biz çok öfkeliyiz, alabildiğine de kızgınız. Akşam açıklanan zam oranları ne izah edilebilir bir yanı var, ne de kabul edilebilir bir yanı var. Bugüne kadar emekliler açlık ve sefalet arasında sıkışmış kalmış vaziyette ve bizler üzerinden toplum yoksullaştırılmaya çalışılıyordu. Bugün bizim hak ettiğimiz veyahut da almamız gereken maaş, sokaklarda defalarca kez bağırdık. Dedik ki 32.800 lira en düşük memur maaşının emekliye verilmesi diye sokaklarda bas bas bağırdık. Şimdi ben AKP yetkilileri, ben emeklimi enflasyona ezdirmeyeceğim diyerekten, mağdur etmeyeceğim diyerekten günlerdir propaganda yapıyor. Yalanları, gözlerimizin içine baka baka yalanları açığa çıktı. Emekli enflasyona da ezdirildi, mağdur da edildi. TÜİK zaten bugüne kadar enflasyon oranını gerçekten yalan yanlış açıklayarak bize sunuyordu. Buradan bir gaspımız var, hak gaspımız. Çünkü ENAK'ın açıkladığı 124 oranında. Akşam AKP'nin yetkililerin açıkladığı zam oranı ise %37 artı 5 de ödül gibi. Böyle ödül verircesi de zam veriyorum dedi. Bunun açık ve görünebilir tek bir açıklaması var. Ey emekli, git evinde aç, bekle, ölümü bekle. Bunun izahı bundan başka bir şey değil. Yapılacak tek bir seçeneğimiz var zaten. Yani bu şartlarla, bu verilen ücretlerle emeklinin yaşaması mümkün değil. Yani ne bununla markete gidebilirsin, ne ev kiranı ödeyebilirsin, ne elektrik, su paranı ödeyebilirsin, ne de yaşamını idame ettirebilirsin. Tek bir seçeneğimiz var, mücadele etmek. Çünkü gerçekten daha düne kadar asgari ücrete yapılan zam bugün 500 lira civarında eridi. Şimdi bana yapılan zam da zaten işin ilgincidir. Burada bir parantez açayım. Asgari ücretin ücretlendirilme sürecinde basına yansıyan şöyle bir şey vardı. IMF 16 bin liranın üzerine çıkmayın diye direktif veriyor. AKP yetkilileri de diyor ki yalvarırcasına, ey IMF biz zaten diyor orta vadeli programda bunu biz telafi edeceğiz. Biz 17'yi verelim. Siz şey yapın, bizi hoş görün. Şimdi bugün orta vadeli aldığımız 10 bin liralık maaş orta vadeli programın uygulanmasıyla beraber sıfıra düşecek. Bütün krizin yükünü ben üstleneceğim. Emekçiler, emekliler üstlenecek. Bu anlamıyla ne yaşanabilir bir ücret ne de kabul edilebilir ücret. Bu anlamıyla ben hak arama mücadelemi her yerde, her şekilde sürdüreceğim. Bu da benim en demokratik hakkım.